Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulü nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nur suresi 58. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Ye eyyuhe, ikisi beraber bir ses demiş, bir nida. Eyyuhellezine amenu, ey iman edenler. Li yestehzin. Bu li anlam olarak makmek için anlamında, bir de üçüncü kişiye ya da biz falan derken böyle emir veriyorken bu şekilde li kullanılıyor. Burada li yestehzin, yani izin versinler. Li yestehzin kumullezine meleket ellezine anen meleket. Burada da ellezineyi dı şeklinde alacağız. Meleket eymenukum, yani ellerinizin sahip olduğu kimselere izin verin. Vellezine aynı zamanda lem madımedi anlamında. Tabii burada sadece an en, olumsuzluk, mayan, meyen şeklinde. Lem yeblegu, ulaşmayan el hulume, yani ergenliğe ulaşmayan kimselere minkum, sizden. Selase merrat. Selase merrat, üç kez, yani üç halde, üç durumda izin verin. Yani onlar izin versin değil de onlar sizden izin istesinler. Liyestehzin anlamsı olarak onlar izin istesinler sizden üç durumda. Ve bu durumun ne olduğunu da burada anlatıyor. Min gabli, önce. Gabli salatil fecr, yani sabah namazından önce. Ve heyne dığında dinde anlamında. Heyne teda'une, çıkardığınızda. Tiyabekum, elbisenizi çıkardığınızda. Mine zahirati, bu da zahirati de öğle vakti üzerinize çıkardığınızda. Ve min ba'di salatil işe, aynı zamanda da yatsı namazından sonra da sizden izin istesinler. Selasu evratil lekum, yani sizin için üç özel durum. Bu durumda onlar sizden izin istesinler. Bunlar kim? Ergenliğe ulaşmamış kimseler, aynı zamanda da ellerinizin altındaki olan kimseler. Bu selâsu evrâtin lekum ise sizin için üç özel durum, yani üç özel mahrem hal. Leysa aleykum, sizin üzerinizde yoktur. وَلَا عَلَيْهِمْ, onlar üzerinde cünahun, bir günah yoktur. بَعْدَهُنَّ, bundan sonrasında bir günah yoktur. تَوَّافُونَ, dolaşmanızda. عَلَيْكُمْ, üzerinize. بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْد, yani birbirinizin arasında dolaşmanızda size bir günah yoktur. كَذَٰلِكَ, bunun gibi, bu şekilde. Böylece yübeyyinu, yübeyyinu anlamsı olarak açıklamak anlamında. Lekum, sizin için açıklar. El ayet, ayetlerini açıklar. Vallahu, Allah, alimun, alim, hakim, aynı zamanda hakim olandır. Her işi hikmetli olandır. O you who believe, ey iman edenler, let your slaves, izin verin aslında, let, izin vermek, let your slaves and slave girls, yani köle erkekler ve köle kızlarınızın, and those among you, sizin aranızda, who have not come to the, gelmeyen, come to the age of puberty, yani puberty, olgunluk, ergenlik dönemine
gelmemiş olan. Ask, yani let ask aslında buradaki ifade. Let ask. Onların istemesine izin verin. Tabii çevirirken onlar izin istesinler şeklinde çevirmek daha doğru oluyor. Your permission. Sizin izninizi istemelerine, yani sizden izin istesinler. Before they come to the come to your presence. Yani sizin huzurunuza gelmeden önce sizden izin istesinler. On three occasions. Yani üç durumda. Bu durumlar before fajr, fajrdan önce, morning, yani morning salat, sabah namazından, prayer, sabah namazından önce, and while you put off your clothes, aynı zamanda kıyafetlerinizi çıkardıktan, yani siz kıyafetlerinizi çıkarırken, for the noonday, günün noonday, öğleyin, öğle vakti, noonday rest, dinlenmek için, and after the isha, aynı zamanda yatsı namazından, late night, gecenin geç vaktinde, salat prayer, yatsı namazından sonra, these three times, bu üç zaman, our privacy for you, sizin için özeldir. Other than these, then başka, times, there is no sin on you. Yani sizin üzerinize bir günah olmasın diye, o on them veyahut onlar üzerine, to move about. Yani sizin üzerinize, onlar üzerine bir bu zamanların dışında sizin üzerinize ve onlar üzerine birbirinizin arasında dolaşmanızda bir günah yoktur. Attending to each other, birbirinize katılmanızda. Thus, bu şekilde, böylelikle Allah makes clear, Allah açıklar. The ayet, the verses of this Quran, Kur'an'ın bu satırlarını showing proofs, delil göstererek for the legal aspects, yasal boyutlarını, o permission, iznin, for visit, yani ziyarette izin almanın yasal boyutlarını da gösteriyor burada. To you, size. And Allah is all knowing, Allah her şeyi bilen, all wise ve her konuda da hikmetli olandır. Buradaki mevzu, insanlar, yani elinizin altında çalışan kimseler ve ergenliğe ulaşmamış çocuklar sizden üç vakitte izin isteyecekler. Bu vakitlerde aslında siz odanızda olduğunuz bir durumda, o şekilde diyebiliriz, kapıyı çalacaklar. Müsaitseniz girebilecekler. Dolayısıyla her kişinin kendine özel bir durumu vardır. Dinimiz bu duruma da dikkat çekiyor. Öyle kendi çocuğunuz da olsa odanıza haber vermeden, izin almadan girmemeli. Yani anne babanın da çocuğa karşı da özel durumları vardır. Ve izle dığında deyince belagal ulaştığında el etfalu çocuklar minkum sizden çocuklar el hulume yani ergenliğe ulaştıklarında fe bakınız izlenin devamı fe ile fel yestehzinu yine izin istesinler kemestehzenellezine istedikleri gibi keme gibi şeklinde ellezine min gablihim yani daha onlardan öncekiler izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. Kezel işte bu şekilde yübeyyunullahu Allah açıklar. Lekum ayati Allah bu şekilde sizin için ayetleri açıklar. Vallahu Allah alimun alim hakim. Allah alim her bir şeyi bilen ve hakim olan. And when the children among you sizin aranızdaki çocuklar come to puberty yani ergenliğe ulaştıklarında, bir olgunluğa ulaştıklarında then let them also bu durumda ask. Yani onlar da dediğimiz gibi let them izin iste. Yani onların izin istemesine izin verin gibi bir ifade ama bunu onlar izin istesinler diye çeviriyoruz. Ask for permission.
permission, izin demek. Ask for permission, izin istemek. As those senior to them, yani o onlardan öncekiler, in age, o yaşı büyük olanlar izin istediği gibi. Thus, Allah makes clear, Allah bu şekilde açık eder his ayet, ayetlerini, commandments, emirlerini, and legal obligations ve yasal zorunlulukları bu şekilde Allah açıklar for you, sizin için. And Allah is all knowing, Allah her şeyi bilen, aynı zamanda all wise, her işitli, hikmetli olan. Well, gavaidu, aynı zamanda burada gavaid, oturan anlamında, minen nisa'i, bayanlardan oturan, elleti la yercune, bu da la yercune, ummayan, beklemeyen, nikahen, bir nikah beklemeyen, yani nikah umudu kalmamış, evlenecek yaşı geçmiş ya da kadının özel durumlardan dolayı evlenemez bir hali olması, o da düşünülebilir. Bu kimselere geldiğinde fe, bakınız burada da leyse değil, aleyhinde onlar üzerine, cünahun onlar üzerine bir, aleyhinde cünahun günah yoktur, en yedane, yedane çıkarmak anlamı, siyabehunne elbiselerini çıkarmalarına bir günah yoktur, gayra müteberrice, yani burada da onların elbiselerini, yani göstermeden bir ziynet, bu gayra müteberricetin ifadesi, hani elbiseyi çıkarma diyor ama nedir? Özel ziynet eşyalarını göstermeden ya da vücutlarının çok özel kısımlarını göstermeden böyle rahat giyinmelerinde o bayanların bir sıkıntı yoktur. Ve en yesta'fifne, ancak kendi iffetlerini korumada hayrun lehum, yani bunlar için sakınmaları, iffetli olmaları daha hayırlıdır. Vallahu Allah semi'un alim, Allah işitendir, alim ve her şeyi de bilendir diye buyuruyor. And as for women, bayanlara gelince past childbearing, yani çocuk doğurma yaşı geçmiş kadınlar, who do not expect, beklemeyen, ummayan, wedlock, bir nikah kıyma umudu olmayan, it is no sin on them, bunlara bir günah yoktur. If they discard, çıkartırlarsa, their outer clothing, onların bu dış kıyafetlerini, yani örtülmeyi, normalde bir bayanın ciddi bir örtülme hali içerisinde olması lazım, bir tesettür içerisinde olması lazım. Burada bu bayanların o dış kıyafetlerini, yani örtünmeyi daha sıkı yapan kıyafetlerini çıkartmalarında bir sakınca yoktur. Clothing in such a way, ancak şu şekilde, as not to show their adornments, bu süs eşyalarını göstermemek koşuluyla, ziynetlerini göstermemeleri koşuluyla. But to refrain, refrain sakınmak demektir. Not to discard their outer clothing, yani bu dış kıyafetlerini çıkarmama konusunda bundan sakınmakta, is better for them, bu onlar için çok daha iyidir. And Allah is all hearer, Allah her şeyi duyandır. All know, Allah her bir şeyi bilen. Burada genel anlamda bir son ayetten bahsediyoruz. Bir bayanın örtünme halinin olması gerektiğini anlıyoruz. Ancak evlenme umudu olmayan, yani evlilikten umudunu kesmiş yaşlı bayanlar diye yorumlayabiliriz. O bayanlar kıyafetler konusunda biraz daha böyle
rahat olabilirler. Ancak onların da bu rahatlığın ötesinde ciddiyetle takılmalarından daha iyi olunacağına dair bir sonuç çıkarıyoruz. Bayanlar, aynı zamanda erkekler de kılık kıyafet konusunda, özellikle geçenlerde hava atma ile ilgili konuşmuştuk. Hava atmak üzere bir yaşantısı olmamalı Müslümanın. Kendi bedenini de en güzel şekilde örtmeli. Burada şöyle bir durum söz konusu. Günümüzde özellikle bayanların İslami yaşantısı belki örtülü, tesettürlü veyahut tesettürlü olmayan şeklinde, yani bayana bakarken bu şekilde bakılır halde, yani bir örtüye indirgenen bir İslam anlayışı. Birçok örtülü bayan var. Allah kabul etsin amellerini, inşallah Allah rızası için yapıyorlardır. Burada Allah rızası için yapılan örtünmede şunun da olması lazım. Kişi Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini öğrenme gayreti içerisinde olmalı. Yani tek başına bir örtüden ibaret olduğu vakit eksik kalabilir. Örtünmeyen bayanların da zaten Rabbimiz onların, yani Müslüman bayanın örtünmesini emrediyor. Kişi inanmıyorsa örtünmeyebilir tabii ki. O kendi düşüncesidir ama inanan bir bayanın da örtünmesi gerekir. Örtünürken de biraz önce dediğimiz gibi bilmesi, öğrenmesi gerekir. Müslümanlar bu iki bayan tarzı arasında maalesef seçim yapma durumuna düşebiliyor. Bazen işte örtül ama şunu yapıyor, örtül ama bunu yapıyor gibi ona hiç yakışmayacak davranışlar yapıştırılabiliyor. Burası doğru değil. Aynı zamanda bir bayanın, zaten inanan bir bayanın örtülmemesi bu dinen doğru bir şey değil. Örtünüp ne kadar din biliyorsa bilsin, ne kadar amel yerine getiriyorsa getirsin, ne kadar ibadet ediyorsa etsin, örtünmelidir. Yani örtünmeyi bir başka şey kapatmaz. Bunu da bilmek lazım. Rabbim hata etmişse hatalarımızı affetsin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Sadakallahül azim.